Fırat'ın geçtiği hayat katları, bir zamanlar bir kısmının su altında kaldığı yerin eski Halfeti'nin olduğu yerde doğasıyla, güzellikleriyle, sahiliyle bir doğa cenneti olan Halfeti'de yayınımıza devam ediyoruz. Mutlu'nun sorduğu bir soru var. Mutlu Güneş'in sorduğu bir soru var. Orada kalmıştık. Hocam eğer sayın... Yok, hayır, gerek yok. Buradaki... Evet. Özellikle işletmelerin denetimi ne sıklıkla yapılması lazım. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra, Büyükşehir Belediyesi'nin burada çalışmaları var ama daha sıkı bir denetime ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkıyor. Doğru. O konuda nasıl bir çalışma yürüteceksiniz? Şimdi tabii hani bu çok klasik beylik bir laftır. Serbest piyasa var. Kim nasıl isterse öyle yapar diyemeyiz burada. Elbette serbest piyasa var ama bir defa buradaki yapıların belli bir standartta olması lazım. Yani Denizcilik Müsteşarlığı'nın bu tür yapılarla ilgili standardı neyse, dubaların mutlaka o standartta olması lazım. Bunun birkaç sebebi var. Yani sadece görüntü açısından değil, Allah muhafaza herhangi bir kazanın, herhangi bir riskin barındırmaması açısından ve aynı zamanda da tabii ki göl havzasını da kirletmemesi açısından o standartlarda bir dizaynın, bir yapılanmanın, bir ruhsatlandırmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi burada tabii şey çok gündeme geliyor hakikaten. Yani biz oraya gittik, işte bir kola veya bir çay 10 lira, 5 lira, bu çok konuşuluyor. Turistler bir daha gelmiyorlar. Bunu belediyenin bizzatı değil de esnafın kendisinin bu konuda daha hassas davranması gerekiyor. O belediyelerin standart belirleme yetkileri benim bildiğim kadarıyla çok hani böyle belli bir standart getirme şeyleri yok. Belli koşullar için bir takım standartlar getirebilirler. Yani diyelim ki işte A sınıfı, B sınıfı bir sınıfına göre bir takım standartlar getirebiliyorlar ama bu esasında piyasasından da çok uygun bir durum değil. Yani piyasanın kendi kendisini dengelemesi her zaman daha makul olanı, daha belli bir düzeyde tutulması gereken bir ticari faaliyet olur. Burada da bir eğitim, adeta bir iç hizmet eğitimine ihtiyaç olduğunu görüyorum. Hem gelenlerle ilişkiler, münasebetler çerçevesinde hem ticari faaliyetler neticesinde yapmak gerekiyor. Ben birkaç kez verdiğim bir örnek tekrar vereyim. Benim Mardin Artuklu Üniversitesi'nde bu bölgedeki Süryani mimarisini araştıran bir öğretim üyesi meslektaşım var. Yurt dışında da bulundu ve buraya geldiği zaman ben yoktum. Abim kendisiyle işte bu Kantırma'nın, Nuhrut'un, bilmem birkaç yerin eski işte kiliselerini gezdirirken kendisini, Beyburcu'nun burcunu falan gezdirirken buradaki bir yerde o köylerden birisi demiş ki bu burcun altında ya bu kilisenin bir köşesinde hazine olduğu söyleniyor. Sen bize bu hazineyi söyle git. O da demiş ki bu varlığın kendisi bir hazinedir. Siz bunu eğer düzgün görünür ve restore ederseniz sizin için vazgeçilmez hazine. Şimdi bizim insanımız bir hazineye sahip olduğunun kendisi farkına varmalı. Biz de farkına vardırmak için çaba göstermeliyiz. Bu yönde çok önemli bir imkanımız var gerçekten. Hem Turizm Bakanlığı hem belki halk eğitim üzerinden, belki bir Avrupa Birliği projesi ya da başka bir SODES projesi kapsamında burada gelen turistlere, yerli ve yabancı turistlere yönelik hizmet üreten, faaliyet gösteren, ticari faaliyette bulunan herkese belli saatlerde bir eğitim verilmesi. Belki birkaç tanesine yabancı dilde işte hoş geldin, kaç para gibi birkaç tane cümle de öğretilmesi de daha da iyi olur. Muhakkak iyi bilenler de var tabii ki. Ama bilmeyenlere de bu tür bir eğitimin versinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür projeler var ve yapmak da çok zor değil üstadım. Evet. Teşekkür ediyorum. Siyasete geçeceğiz sanırsa. 5 yıla göre, 10 yıl öncesine göre buradaki esnaf iyi. Yani sahil de biraz düzenlenmiş. Geçmiş yıllarda Mersin, Antalya sahillerinde de bu tür fiyat konuları çok doğru abartılıydı. Son dönem ondan sonra esnaf kendisi bir dizaynı kurdu, oldu. Zaten burada da ilerideki yıllarda daha düzenli olmaya başlar. Şimdi ticari faaliyetleri dışarıdan müdahale edip dengelemek çok sağlıklı bir yapılmayı beraberinde getirmez. İllegaliteyi teşvik edici bir boyutu olur. Kendi dinamikleriyle bir dengenin sağlanmasını beklemek daha doğru. Tabii bunu beklerken de dengenin birilerinin çıkıp kendi kafasına göre ortaya koyduğu güç dolayısıyla balansı bozuk bir denge kurmasından kastetmiyorum. Kamu otoritesinin varlığı ve her bir aktörün kendi gücü ve kendi hizmeti nispetinde bir ücret talep etmesini sağlamak gerekiyor. Hı. Çok doğru. Yani daha önce buraya gerçekten
gidiş gelişlerin falan çok olmadığı, ulaşımın kolay olmadığı, o bahsettiğiniz, mesela siz bahsettiniz. Ya burayla ilgili dizilerle daha çok öne çıktı, tanımaya başlandı. Ama bütün Türkiye aslında bu anlamıyla, yani mesela ulaştırmada, sağlık alanında pek çok işte insanların sahip oldukları araçlar bile buraya git gelme konusunda birkaç gününüzü alıyordu. Böyle bir ciddi handikap vardı. Ama bugün elhamdülillah özellikle yollar konusunda araçların daha iyi bir teknolojiyle üretilmiş olması ve alım gücü yükselmiş olması dolayısıyla insanların ulaştırmada çok büyük imkan sahibi olduklarını ve bu tür yerlere kolay ulaştıklarını biliyoruz. Evet. Mehmet Bey, siz... Burhan Bey buyurun, ben rolünüzü çalmayalım Rahim Bey'in söylediği gibi. Yani artık bir yavaş yavaş hafiften çıkalım. Siyaset. Biraz peki böyle buyurun. Hem siyaset gündemi hem siyasetle konuşalım. Ben şuradan başlamak istiyorum. Yani Kürtçe programlarla bir şekilde birkaç gündür seçmeninize seslendiniz. Kürt kimliğiniz de biliniyorsunuz. Ben çok merak ediyorum açıkçası. Mazhar Bağlı Ruboski'yi nasıl değerlendiriyor? Şimdi bu bir yol kazası gerçekten. Bunun üzerinden bir şey üretildi. Bunun üzerinden bir hamaset ve bir retorik üretildi. Oradaki insanların vefat eden kardeşlerimizin hayatı üzerinden bir siyasi ikbal devşirmeye yönelik özel bir operasyon yapıldı. Şimdi siz eğer herhangi bir biçimde bir mücadele yapıyorsanız o mücadele esnasında bir takım kazaların yaşanması mümkündür. Ama buna meşruiyet kazandırmak açısından söylemiyorum. Yani hakikaten bu tür kazaların yaşanmaması için her türlü tedbirin alması gerekiyor. Her türlü hukuki sürecin muhakkak sonuna kadar takip edilmesi gerekiyor. Ama bunun bir kasıtlı ve planlı bir katliam olarak gösterilmesi, her şeyden önce bu bir gayri ahlaki bir propagandadır. Yani hiç böyle bir tereddütünüz olmasın. Şimdi bakın, bu meseleyi AK Parti ve hükümet Kürt meselesini ilk kez barışçıl bir biçimde çözme konusunda deklarasyonda bulunmuş bir iradeye sahip ve bir projeyi yürütüyor. Bu projeyi yürüten birisinin özel katliamlar yaptığını söyleyerek, katliam üzerinden, kan üzerinden bir proje uyguladığını söyleyerek bugüne kadar yapılmış olan bu çalışmaları ve bu konuda kat etmiş olan mesafeleri berhava etmeye çalışmak, ben iyi niyetle bağdaşır bir tarafını gerçekten görmem Orhan Bey. Bunu çok samimi söylüyorum. Ben izniniz olursa bir anekdot anlatayım. 2009 yılındaki seçimlerden hemen sonra ben Hakkari'ye gitmiştim. Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, kendisiyle oturdum, görüştüm. Yanımda da asistanım vardı. Kendisinin de danışmanı vardı. Ben dedim ki, bir konuyu merak ediyorum. Siz sürekli bir slogan olarak katil Erdoğan, bici Seruk Apo, herkese bunu söyletiyorsunuz. Bu, siz bir ilahiyatçısınız. Görece bir vicdan sahibi olduğunuzu varsayıyorum. Bunu söylerken hiç mi sızlamıyor vicdanınız? Gerçekten Sayın Erdoğan eli kanlı bir adamdır. Yani bu meselenin çözümüyle ilgili kafasındaki proje kanlı bir proje mi? Yani bir güvenlik mülahazasıyla bu meseleyi çözmeyle ilgili bir düşüncesi mi var? Hayır. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ama adam ilginç bir cevap vermişti. Dedi ki, ben de biliyorum öyle olmadığını. Biz böyle yapmazsak bu bizim milletimizin kalbine girecek ve oradan çıkaramayacağız. Şimdi bu tamamen bir yol kazası ve o yol kazası üzerinden üretilmiş bir hamaset ve bir retorik var. Ve o hamasetin, o insanların cenazeleri, o insanların acıları üzerinden bunun yapılmasının konuşulacak bir tarafı yok. Yani hakikaten konuşulacak bir tarafı yok. Türkiye bu maalesef bu konuda mücadele ederken, şiddetle, terörle mücadele ederken zaman zaman hukuk dışına çıkmıştır, doğru. Ve bu hukuk dışının maliyeti Türkiye'ye çok yüksek olmuştur. Sosyolojik olarak da, hukuken de, ekonomik olarak da çok büyük olmuştur. Ama AK Parti iktidarı döneminde planlı bir biçimde isteyerek asla ve hatta hukuk dışına çıkılmamıştır. Çıkılmasına AK Parti izin vermemiştir. O asit kuyularına atılanların hesabını sormaya gelen birileri yeni bir asit kuyusu oluşturmaz üstadım. Bu doğru değil. Ya bunun üzerinden bir şey oluşturuyorlar, bir hamaset oluşturuyorlar. Ve o hamasetin insanların cenazesi, katliamı bir katliam gibi gösterip bir bu kadar çabayı, bu kadar atılmış olan adımları, bu konudaki özellikle var olan temel bir politikayı değiştiren bir hükümeti hala oradaymış gibi göstermeye yönelik bir çaba var. Yani yoksa Sayın Reis Cumhurumuzun hanımı gitti oraya, kızı gitti oraya.
Başbakan yardımcımız gitti, grup başkan vekilimiz gitti, bütün AK Partililer oraya gittiler. Oradaki Uludere'deki o kaza dolayısıyla vefat eden ailelerin hepsini ziyaret ettiler. Ya bunun üzerinden bir hamaset üretmeleri, bunu hatta sizin bunu sormanızı bile tuhaf karşılarım. Bunu ben onu nasıl onaylayabileceğimi mi düşündünüz? Ya böyle bir şey mümkün değil. Hakikaten. Ben çok özür dileyerek Sayın Bağlı ilave olarak. Yok, hayır, şey anlamında yani. Sır gidecek hakkınız diyoruz herhal edin ama şunu eklemek istiyorum Orhan Bey'in sorusuna. Peki yani bir trafik kazasında dahi işte şoför kusurlu bulunuyor kısmen yüzdelik dilimlerde. 6 ay 1 yıl ceza yatıyor. Robos bir uzman çavuş dahi yargılanma sonrası suçlu bulunmadı. Peki bunda hiç kimsenin suçu yok muydu? Yani neden kimse cezaevi yatmadı, kimse suçlu bulunmadı? Bununla ilgili ne düşüneceksiniz? Bununla ilgili biliyorsunuz süreç devam ediyor hala hazırda da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyla ilgili oluşturduğu bir komisyon var. Komisyonun çalışmaları devam ediyor. Şimdi bu tür şeyleri şöyle düşünmek çok doğru değil üstadım. Devletin işleyişi bu tür konularla ilgili hiçbir şekilde üstü örtülemeyeceğini bilmenizi istiyorum. Bakın şimdi biz 1940'larda veya 30'larda gerçekleşmiş olan Dersim katliamı ile ilgili veyahut da Şeyh Said olayı ile ilgili yahut da 1990'lardaki asit kuyuları ile ilgili konuları konuşuyoruz, üzerinde duruyoruz. Ya onlarla ilgili yargı süreçlerinin yeniden başlaması da dahil olmak üzere pek çok konu gündeme geliyor. Bunun da hiç endişeniz olmasın. Bununla ilgili çalışmaların kalıcı bir biçimde ve gerçekten kamu vicdanını da rahatlatacak bir şekilde bir çözüme kavuşacağı, yani bir tatmin edici bir yola kavuşacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Bunu hükümetin bizatihi gidip bir öc alma yahut da böyle kendi kafasına göre davranamayacak bir mesele olduğu gerçeğini görmemiz gerekiyor. Hukuki bir süreç var. Güvenlikle ilgili bir durum söz konusudur. Ve bütün bunların ötesinde Türkiye bu meseleyi çözmeyle ilgili bir tam da bir kararlılık aşamasındayken hükümet niçin kendi ayağına kurşun sıksın, söyler misiniz bana? Ya böyle bir şey yapılabilir mi? Bunu düşünebilir mi? Bunun şeyi yok. Yani bu tür bir şey yok. Bunun bir örtbas edilecek yahut da özel bir operasyon olarak düşünülecek gerçekten bir tarafı yok. Böyle gösterilmiş olması, sesini yüksek daha fazla çıkardığı için onu haklı görmemizi gerektirecek bir durum yok. Ben sürecin devam ettiğini bilenlerden birisiyim. Yani süreci devam eden ettiğini bilenlerden birisiyim. Ve o süreç dolayısıyla ki herhangi bir aksaklığın olması, yavaşlaması pekala mümkün. Ama üstü örtülmez. Yani böyle bir şey olmaz zaten. Bu örtülmüyor dedim peki. Peki AK Parti çözüm sürecine ve barış sürecine evet dediği andan itibaren bölgede işte Roboski dahil olmak üzere gelen bazı olaylara baktığımızda bir zamanlar bu bölge insan der ki Fırat'ın doğusuna itibaren daha karanlık bir el duruyor. İşte dış güçler olabilir veyahut da farklı görüşler, farklı şeyler var. Bu arada gelişen bu spontane veyahut da beklenmedik olaylar çözüm sürecini baltalamak adına yapılan şeyler midir acaba? Ya bundan kuşku yok Kadir Bey. Şimdi 93'te rahmetli Özal'ın bu konuyla ilgili bir şey yaptığını hatırlayın lütfen. Evet. Bir girişimde bulunduğunu. O zaman zannediyorum bir gazeteciyi, yakın arkadaşı olan bir gazeteciyi Kandil'e gönderdiğini, affedersiniz Bakaya gönderdi. Evet. Ve gerekli görüşmeleri yapıp kendisine gelip efendim bu iş müzakerelerle çözülebilir dediği anda o gazetecinin hatıralarından okuduğumuzda çok heyecanlandığını ve hemen bir ekip oluşturup bir müzakere masası oluşturmaya kalkıştığını ve ertesi gün 33 askerimizin şehit edildiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde AK Parti iktidarında da çok benzer durumda oldu. Hatta hatırlarsınız yine Rahmetli Erbakan Hoca'nın da Fethullah Erbaş ve arkadaşları gidip Kandil'den askerleri getirmeye ve bir diyalog, bir mektup Erbakan'dan, Rahmetli Hoca'dan bir mektup götürdükleri zaman örgüte, bunun bir müzakereyle çözülmesi gerektiği konusu gündeme geldiği zaman hocanın başına neler geldiğini hep birlikte biliyoruz. AK Parti iktidarında da aynı şeyler oldu. Şimdi bakın. Yani Davuzca olaydır, Cizre olaydır. Tabii. Şeydeki bu Tepe'deki, Zile'deki olayda dahil olmak üzere. Olaylardır. Yani pek çok olay. Hatta bırakın onu. Şimdi Oslo görüşmelerini sızdıranlarla bugün HDP'nin kol kola aynı şeyde yürüyor olması bize fotoğrafın birkaç karesini netleştirmek konusunda gerekli bilgiyi veriyor diye düşünüyorum. Şimdi düşünün. Mesela Oslo görüşmeleri konusu ne anlama geliyor? Türkiye'nin bu meseleyi çözmek istediği ile ilgili bir kararlılığını, bir müzakere sürecini gösteriyor. Kim bunu sızdırıyor ve bugün HDP'lerle birlikte yürüyor?
Yani bütün bunlara baktığınızda ben iddiam o ki ve bunu her zaman söylüyorum. AK Parti milletin desteği sayesinde HDP ve PKK'ya rağmen bu meseleyi çözecektir. Onların her türlü sabotajlarına, onların her türlü hamasetine, onların her türlü manipülasyonuna, onların her türlü tehdit ve şantajına rağmen AK Parti çözecektir. Bunu AK Parti şunun için çözecek. Bir insani bir sorumluluktur bu, tarihsel bir görevdir ve aynı zamanda siyasal bir zorunluluktur yani. Türkiye eğer önemli bir ülke olacaksa bu meseleyi çözmekle mükelleftir ve bunun için de gerçekten bir siyasal proje üretmek zorundadır. Bu siyasal projeyi ürettiği içindir ki bu kadar büyük bir kindarlık var. Bakın ben size bir örnek vereyim. Şimdi Kürt meselesini en çok kanlı bir sürece dönüştüren kimlerdir? Cuntacılardır, biliyoruz. Yani hukuksuz uygulamaları bulunan JITEM'dir. Efendim hiçbir şekilde bunlara sınır tanımayan bazı siyasi aktörlerdir. Bunu çoğaltmak mümkündür. Ve bu meseleyi barışçıl bir biçimde çözmek isteyen kimdir? Tayyip Erdoğan'dır. Size çok basit hepinize soruyorum ve siz de kendinize sorun. Herhangi bir HDP PKK'lı PKK'lı görün. 5 kişiyi sayın ve Tayyip Erdoğan'ı da sayın. Bunlardan hangisinden en çok nefret ettiklerini sorun. Başka bir şey söylemiyorum. Bu kadar. Niye? Çünkü bu meseleyi çözmek istiyoruz ve onlar bu meseleyi bizim çözümümüzü istemiyorlar. Bizim çözümümüzü istemelerinin tek bir nedeni var. Yerli bir aktör bunu çözmek istiyor. Yerli bir akıl bunu çözmek istiyor. Roboski meselesi de böyledir. Ya bundan farklı bir konu değil. Gerçekten değil. Bakın geçenlerde oradaki ölen katırlarla ilgili bir duyarlılık oluşturdu bu Beyaz Cumhuriyet'in sarışın çocukları. Siz gerçekten bu Beyaz Cumhuriyet'in sarışın çocukları en iyi Kürt, ölü Kürttür diyenler bugün Kürtlerin katırlarına yas mı tuttuklarına inanıyorsunuz? Hakikaten bir duygu patlaması mı yaşıyorlar yani? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Öyle olmadığını biliyorum yani. Düşünmenin ötesinde bir şey. Burada şunu görmem gerekiyor. Bu meselenin gerçekten çok son derece bir boyutu duygu yüklü bir meseledir. Yani çözüm o kadar kolay değil. İkinci bir konu daha var. Yani tam sizin dediğiniz bir takım operasyonlar mı yapılıyor? Bu konuyu gizli yaptığınız zaman çok ciddi olarak halk tedirgin oluyor. Şeffaf yaptığınız zaman da bu tür şeylere çok açık oluyor. Yani ikisi arasında bir yol. Yani bu tür aslında dünyanın her yerinde bu etnik ve dini çatışmaların olduğu yerlerde müzakereler, çözüm çalışmaları tamamen gizli yürütülür. Ve birden neredeyse çıkarsınız, konuşursunuz, meseleyi bitirdiğinizi deklare edersiniz. Bizde bunu yapamıyorsunuz. Çünkü bunu yaptığınızda herhangi bir biçimde deklare yani açığa çıktığı zaman doğrudan sizi işte bir bölücülükle, bir ihanetle, pek çok şeyle itham edebiliyorlar. Evet. Ama bunu açık yürüttüğünüzde de tıpkı benim bu sözümü ettiğim anlamda bir sürü şeye, sabotaja, bir sürü müdahaleye açık hale geliyor. Ve şu anda açık bir halde devam ediyor. Bakın son birkaç olay oldu. Yani bu 6-8 kıyımı dolayısıyla, yani Kobani bahanesiyle bu eşkıyaların yaptıkları vandalizm dolayısıyla gerçekten o sürece yönelik tam kalbine yönelik bir hançer saplandı. Ama hükümet şu konuda çok büyük bir kararlılık gösterdi. Ben bu konudan taviz vermeyeceğim dedi. Beni bu yolun dışına itmek isteyen birileri var ve ben görüyorum onu. Ama burada duracağım. Bu durduğu içindir zaten giderek öfke büyüyor. Giderek pek çok bir şer üçgeni kurularak hükümet bertaraf edilmeye çalışılıyor. Ya bu çok önemli bir konu. Siz hepiniz biliyorsunuz. Bölgede yaşıyorsunuz. Türkiye'nin en önemli meselesinin bu olduğundan bir kuşkunuz var mı? Yok. Yani bizim bunu çözmemiz gerektiğini, burada insanın hayatına mal olan, kardeşliğimizi zehirleyen, birlikteliğimizi tehdit eden, Türkiye'nin büyümesini engelleyen, Türkiye'nin ekonomik gücünü absorbe eden, pek çok şey diplomatik ilişkilerimizi zedeleyen bir sorun var. Evet. Çözmek istiyoruz. Buyurun, kimin nasıl bir projesi varsa birlikte konuşalım diyoruz. Ama hepimizin temennisi bu barış sürecinin bir siyasete kurban edilmemesi. Edilmemesi, eyvallah. Evet, Sayın Demir, lafınızı hep kestik, kusura evet, bakmayın. Yok, kısmet olmadı, daha kesinlikle aldılar sözü. Evet. Hocam ben de biraz farklı bir konuya girmek istiyorum. Türkiye'de dostluklar ve düşmanlıklar bazen değişebiliyor. Mesela bir süreç içerisinde birçok general gözaltına alındı. İşte Balyoz şu bu denildi. Hepsi hapishaneye girdiler. Daha sonra işte vay hata ettik diye dediler. Bunları bıraktılar serbest. Daha sonra mesela can ciğer dedikleri mesela muhterem hoca efendi sonra bir numaralı düşman ilan edildi. Bazen böyle dostluklar ve düşmanlıklar değişebiliyor. Türkiye çok büyük bir ülke. Bu ülkenin akilleri de var,
araştırmacılar da var. Bunlar bir çalışma yapmadan mı buna dost düşman seçiliyor, yoksa ayvah biz hata ettik mi deniyor? Şimdi daha aç soralım. Yani sizin söylediğinizi ben biraz daha açayım isterseniz. Buyurun. Şimdi bu hükümetin bu Gülen çetesiyle ilgili tavrında şöyle bir durumun olduğunu kabul etmek lazım. Yani bu sadece hükümetle ilgili değil. Sanıyorum buradaki bulunan Haziran'ın da önemli bir kısmı bu mekanizmanın gerçekten memlekete hizmet için çalıştığı ile ilgili manipülasyonlarına kandı diyelim. Evet. Yani bir nevi bütün Türkiye'yi kandırabildiler. Bu burada kanan kişi değil, kandırmayı yapan kişinin sahtekarlığı üzerinde konuşmak gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Ben iyi niyet göstermişim size veya herhangi birisine. O iyi niyetimi birisi eğer istismar etmişse bence onun üzerinde durmak gerekiyor. Dolayısıyla burada hükümetin bir kabahati kusuru varsa bunlara bir iyi niyet göstermiş olduğunudur ve bu konuda da gerçekten kendisine yönelik öz eleştirisinde başbakan düzeyinde hem başbakan yardımcısı düzeyinde dile getirdi. Burada bir tereddüt yok. Yani Sayın Arınç'ın da söylediği, Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem başbakanken de söylediği çok benzer ifadeler var. Bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki mekanizmanın yani Türkiye'deki derin işleyişin çoğu zaman siz erken farkına varamıyorsunuz ne yazık ki. Bu çok eski bir gelenek. Yani Hüseyin Avni Paşa'dan tutun da bugüne kadar yani İttihat Terakki'nin daha derinlerden o Çerkez Hasan'ın o Hüseyin Avni Paşa'nın kabinesini bastığı günden bu yana bir cuntacılık faaliyeti memlekette devam ediyor. Cuntacılık faaliyetini açığa çıkarmak ve bununla ilgili bir mücadele etmek aslında çok kolay değil. Şimdi can ciğer olduğu konusu o kadar çok can ciğer olduğumuz söylenemez. Kendi adıma söyleyeyim en azından. Ben can ciğer değildim yani hiçbir biçimde bu yapının Türkiye'nin temel meselelerine dokunacak bir proje sahibi olmadığını, Türkiye'deki insanlarla ilgili bir iyi niyet sahibi olmadığını ve keza bütün amacının bir güç merkezi olarak yani güçlü olayım, herkesi yeneyim, herkesi kendime bağlayayım, herkesi kendime bidat edecek hale getireyim niyetinin de olduklarını ben ta İmam Hatip Lisesi yıllarımdan beri biliyorum. Gerçekten biliyorum. Yani bu hani herkes iş olduktan sonra ben biliyordum demek noktasında değil. Sanıyorum sizler de takip etmişsinizdir. Ben onların bu meselelerle ilgili temel tavırlarını Tek Türkiye ile ilgili ilk yazıyı yazanlardan birisi benim. Yani bunun son derece aydınlanmacı, son derece Kürtlere hakaret edici bir proje olduğunu Allah muhafaza bunlar Türkiye'ye iktidar olurlarsa bütün Türkiye'nin üzerinden tank gibi geçeceklerini yazmış birisiyim. İkinci bir husus şöyle. Şimdi bu tabii o bahsettiğiniz yani biz yanlış yaptık bu can ciğer kuzu sarması. Şimdi şunu biliyoruz ki Türkiye'de bir takım güçlerin ülkede gerçekten sivil siyaseti manipüle etmek ve aynı zamanda da milli iradenin yönetime yansımasını engellemek için her zaman bir takım entrikalar çevirdiğini biliyoruz. Bunun bizim açımızdan yani bizim kuşak açısından en iyi örneği bildiğiniz gibi 28 Şubat'tır. 28 Şubat'ta bir kısım medya tam anlamıyla bizim sabah nasıl konuşmamız, neye nasıl tepki göstermemiz gerektiğini bize söylüyordu. Akşam hangi rüyaları görmemiz gerektiğini bize deklare ediyordu. Dolayısıyla biz medya ile yatıp medya ile kalkıyorduk. Ve medyanın tamamen yönlendirmesiyle bir siyaset üzerinde bir vesayet kurduğunu biliyoruz. Ve Türkiye aslında AK Parti iktidarı her bir seçimde bir vesayeti bertaraf etti. Ve en son seçimde de bu mahalli idareler seçiminde de bu tür çetelerin vesayetini bertaraf etti. Yani o bahsettiğiniz işte Türkiye'ye zaman zaman işte kuzuyu kurt kurduğu kuzu gösterebilecek kadar manipülasyona sahip manipülasyon gücüne sahip olan çeteleri bertaraf eden bir öğüten bir süreç olarak gerçekleşti mahalli idareler seçimi 2012. Bu çok 2014'teki bu çok önemliydi gerçekten ve bu süreçlerin yani bütün bunların bizim Türkiye'nin sağlam bir sivil siyaset mekanizmasını işletilmesi için sağlam bilgi ama gerçekten pahalı bilgiler olduğunu söyleyebilirim. Yani zor konular ama böyle öğrenebiliyoruz ne yazık ki. Evet. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra yine programımıza kalmaz yerden devam edeceğiz.